Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ufuk Kızılkaya. Bugünkü videomuzda Clio'nun yağ filtresi ile birlikteyiz. Bayağı bir ağırlaşmış bu boş filtreye göre. İçinde mutlaka yağ kalmıştır. Bir önceki videomuzda veya önceki videolarımızda Clio'nun periyodik bakımını yapmıştık biliyorsunuz. Diğer filtreleri görmüştük, hava ve polen filtresini, ama yağ filtresinin içini göremedik. Ben de bu yüzden bunun içini merak ettiğim için babamla beraber açalım dedik. Şimdi şu yan çeperinden buna bir tane tornavida ile darbe uygulayacağız. Daha sonra yan keskiyle keserek açacağız. Halini ve durumunu merak ettik. Bir görelim bakalım nasıl bir şey. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Evet, şimdi şu lastiğini bir çıkaralım. Puntalar var şurada. Evet. Demek ki şu şeyi buraya puntalamışlar. Şuradan şöyle. Evet, bakın içinde kağıt filtre var. Şu an gözüktü. Bayağı da sağlam yapmışlar. Bunu bu kadar sağlam emeye gerek var acaba? Ara ara delikleri delip tamam. Aralarını alıveririz. Keseriz araları değil mi? Hı hı, aynen. Şu tazı pres baskı sıvamayla yapmışlar. Evet. Bunu da buraya sıvamışlar. Bayağı kalın bir saçtan yapmışlar bunu. Bu sabitliyor aynı zamanda şeyi. Evet, bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şu aradan bir daha vuralım. Aslında bir tane de sıfırını parçalasak. Olabilir. Kağıt filtre var içinde bakın, bildiğiniz. Aslında hava filtresi gibi herhalde. Ama bu yağı süzmeye yarıyor. Evet, şu an açıldı, açılacak. Çok az bir şey kaldı. Çıktı. Bakın böyle bir şey. Büyük ihtimalle yağ ortadan basınçlı şekilde giriyor. Kenarlardan da süzülerek şu deliklerden çıkıyor. Bayağı ağır bir parça. Öyle boş bir parçaya benzemiyor. Bakın içi bildiğiniz kağıt filtre. Böyle bir şey içi. Yapıştırmış. Şimdi çıkarmayı deneyelim. Çıkaralım bakalım nasıl bir şey. Ay, çamur gibi olmuş. Evet arkadaşlar, bakın böyle bir şey. Nasıl benzin koktu. Bayağı çamur gibi olmuş. Mutlaka bunun bayağı faydası vardır. Bakın şöyle bir şey. İçini merak ettik. Dedik sizlerle de paylaşalım. İçinde bir filtre daha varmış. Evet. Yani biz keserken şey yaptığım için düzgün çıkmıyor.
Şöyle bir filtre daha var. Aynen. Bu da biraz daha kaba bir filtre. Herhangi bir büyük parçacık varsa falan diye. Kağıt filtre de ince, daha hassas bir çepeçevre süzme işlemi yapıyor. Yaylı falan, bak nasıl bir mekanizmaymış. Altta bir tapa gibi bir şey daha var tekrar. Evet, değişik bir şey var içinde. Bak. Böyle bir yay çıktı içinden. Ayrı bir parça var içinde. Acaba basınç, yağ basıncından dolayı içindeki şekli falan mı değişiyor ki? Bilmiyorum. Yaylı falan olduğuna göre. Çıkaralım mı? Çıkaralım bakalım nasıl bir şey var içinde. Oo, bak hiç bir tane daha yay var içinde. Evet, bu var ya. Kesin yağ basıncına göre bir şeyler yapıyor bu. Ya yolu kapatıyor ya yolu daraltıyor. Esas torta herhalde aşağıda. Evet, dur bakalım nasıl bir şey çıkacak. Şöyle biraz açalım. Evet. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bak burada. Buraya bir şeyler birikmiş bakın. Yağın içindeki şeyler buraya birikmiş. Ne o ya öyle? Pislik işte. Conta mı? Bunlar şey ya, şu koparken çıkardığım şeyler de. Dibine gerçekten çamur gibi bir şey birikmiş. Yaylı falan bir şeymiş arkadaşlar. Bakın düz tas değil yani. Bence bunlar yağ basıncıyla bir şeyler yapıyor yani. Şu şöyle, şunu yukarıya bastırmak için herhalde şöyle. Şöyle ya, şöyle çıkardık ya. Ya şurada. Baya kompleks bir şeymiş. Ben böyle zannetmiyordum. Evet. Bayağı parça var içinde. Evet. Şöyle bir kapak var. Şu yayın altından mı çıktı? Evet, değil mi şöyle? Küçük yayın içinden çıktı. Evet. Şöyle. Altından. Bu çek var figürü görüyor olabilir ufuk. Şeyden. Geri salmıyor mu? Geri salmasın diye, evet. Bence bu çek var bu. Şuradan yağ basıncı geliyor, basınçlı yağ. Olabilir. Evet, bu çek var figürü görüyor. Anladığım kadarıyla. Çünkü orada ortasından bir giriyor ya şuradan. Şuradan içinden girip. Bakın şu dişler de. Şöyle duruyor çünkü burada bu. Aynen. Şu dişler de yerine sıkmamızı sağlıyor. İçindeki dişler. Bu çek var, evet. Arkadaşlar içini merak ediyorduk. Hep birlikte görmüş olduk. Dediğim gibi sizlerle de paylaşmak istemiştim. Umarım beğenmişsinizdir. LPG filtresini değiştirdiğimiz zaman onun da içini açar bir bakarız tekrar. Arkadaşlar şu kısımda bakın. Burada da bir şeyler var. Biz burayı da ayıralım dedik. Burada. Burada da bir lastik var yine. Evet. Bakın. Amma kompleks. Bayağı evet. Tamamdır. Et kalınlığı var ya. Var şu 3-4 milimetre var. Bayağı sağlam bir şeye benziyor. Evet arkadaşlar. Yağ filtresini söküm işleminden de bu kadar. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.